Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde formlardan bahsedeceğiz. Serimizin 8. videosu. Formlarda bahsetmemiz gereken en önemli konu kontrollü bileşenler arkadaşlar. Controlled components dediğimiz. Bunlar form elementleri, kontrollü bileşenler dediğimiz. Input, select, text area gibi. Bu komponentlerde, bu bileşenlerde biz input'un veya form elemanının değerini React tarafından kontrol ediyoruz arkadaşlar. Normalde bir HTML ile bir form oluşturduğunuzda bu formun değerleri DOM'da tutuluyor. Browser'ın hafızasında tutuluyor. Ancak biz React'la bir form oluşturduğumuz zaman bu formların içeriğini React'ın sisteminde, React'ın state'inde, hafızasında, yani uygulamamızın hafızasında tutmak istiyoruz ki kullanmak istediğimizde veya kullanıcı yazarken bu değer üzerinde bir değişiklik yapmak istediğimizde veya bir kontrol yapmak istediğimizde bunu yapabilelim. Sebebi bu. Form elemanlarının içeriği bileşen seviyesindeki state'te saklanır demiştim. Bu önümüzdeki sanırım videonun konusu. Ancak component seviyesinde tutulan state'ten sanırım daha önceki videolarda ben özetle bahsetmiştim. Her component'ın kendine ait state'i olabildiğinden bahsetmiştim. Biz form elemanlarının içeriğini global state'te tutmamıza gerek yok. Mesela Redux kullanırken Redux'ın store'unda tutmamıza gerek yok. Component seviyesinde bir use state açarak bunu orada tutabiliriz. Zaten form verilerini kullandığımız yerler genelde örneğin kayıt olurken veya bir yazı gönderirken yani o veriyle bir işlem yapılacağı için biz aslında web sitemizde form oluşturuyoruz. O işlem bittikten sonra artık o form verilerine ihtiyacımız yok. Onu ya kaydediyoruz veri tabanımıza veyahut da onunla bir işlem yaptıktan sonra artık ona bir ihtiyacımız kalmıyor. Form içeriğindeki değişiklikler state üzerinden yapılır demiştik. Veriyi state tutunca dolayısıyla değiştirmek istediğimizde de state'imizi değiştirmiş oluyoruz. Component seviyesindeki state'imizi. Ve yapılan her bir değişikliği de anlık olarak harf harf state'e kaydetmiş oluyoruz. Yine ben slide'larla fazla vakit kaybetmeden Code Sandbox'a geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada yine bir küçük bir form hazırladım. İsim kısmı var. Şehir seçme kısmı var. Biyografi kısmı var. Ve bir gönder butonumuz var. Üç farklı elemanı da kullanmaya çalıştım. Input gördüğünüz gibi. Adının olan kısım. Select. Şehir kısmı. Örnek olarak 3 şehir yazdım. Tabi istediğiniz kadar yazabilirsiniz ama ben kodu boğmamak adına. Text area. Bu da büyük bir yazı alanı. Düz bir input değil. Ama daha uzun yazılar girebileceğiniz bir yazı alanı. Şimdi ben önce basit yoldan, basit demeyeyim de akla ilk gelen yoldan yapıp daha sonrasında formları kullanırken işinize yarayacak bir özellik göstermek istiyorum. Normalde biz use state kullanırken ne yapıyoruz? Her bir state parçamız için bir adet, her bir değerimiz için bir adet state parçası oluşturuyoruz. Burada da ben o şekilde başlayacağım. İsim için bir state parçası, şehir için ve biyografi için bir state parçası olarak başlayacağım. Hepsi birer string olacak bizim için arkadaşlar. State parçalarımı oluşturdum. Tabii useState'i import etmeyi unutmuyorum yoksa bir an bize bağırır. Şimdi tüm bu state parçalarını biz input, select ve text area elementlerine değer olarak girelim. Yani value değerini kullanarak, parametresini kullanarak input, select ve text area. Bunların hepsine bir value vereceğiz. Input isim,
Select şehir. Text area bio. Şimdi bir uyarı aldık. Component is changing an uncontrolled input of type undefined to be controlled. On change parametresini girdiğimizde bu değişecektir arkadaşlar. Şimdi input'u nasıl değiştiririz? On change diyelim. Bir arrow function. Set isim. Ne yapıyorduk? On change event alıyordu. Event target value isim olarak kaydediyorduk. Aynı şeyi select'te yapalım. On change event set şehir event target that value. Gördüğünüz gibi input'ta da select'te de text area'da da aynı yöntemi kullanıyoruz. On change event alıyor. Set bio event target that value. Kaydedelim. Şimdi arkadaşlar buraya biz yazmaya başladığımızda Mehmet diyelim. Değişikleri görmek açısından burada bir console log yapalım. İsim, şehir, bio. Sayfamızı yenileyelim. Sanırım select'in kullanımıyla alakalı bir problemimiz var. Use default value or value props on select instead of setting select. String. Evet, bunu kaydediyoruz. Hidden yapmasak. Evet, şimdi oldu. Bir daha geri seçemeyeceğiz. Sanırım şu anda default value'da ihtiyacımız yok. Evet. Şu anda problemimiz kaldı. Şimdi en son console log yapmıştık. İsim, şehir ve bio. Mehmet Ankara Ankaralıyım diye yazdığımızda gördüğünüz gibi console log'dan bize gelen isim, şehir ve Ankara değerleri biz forma yazdığımız anda state'e kaydetmiş olduk. Ama arkadaşlar bu set isim, set şehir, set bio bunların hepsini tek tek yazmak, yani burada 10 tane elemanınız olsa 10 tane farklı işlem yapmanız gerekecek. Ben bunun yerine tüm bu on change işlemlerini otomatik yapacak bir fonksiyon oluşturmak istiyorum. Çünkü bunların hepsi aynı görünüyor. Gördüğünüz gibi event alıyor, değeri state'e yazdırıyor. Event alıyor, değeri state'e yazdırıyor. Burada şöyle bir yöntem kullanıyoruz arkadaşlar. Bizim form elemanlarına girdiğimiz bir isim değeri var. Bakın. Name isim. Name şehir. Ve name bio. Bu isme biz e.target içinden ulaşabiliriz. Bütün inputlarımıza select ve text'lere bütün form elemanlarımıza benzersiz isimler verirsek bu isimleri kullanarak tek bir state parçası altında bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunun için bir fonksiyona ihtiyacımız var. Handle change fonksiyonuna ihtiyacımız var. Bu handle change fonksiyonu aynı bu 3 fonksiyonda da olduğu gibi event alacak arkadaşlar. Event. Daha sonra bütün bu 3 state yerine tek bir state oluşturalım. Daha sonra o 3 state'den kurtulacağız. Diyelim ki form set form. Ve bu da bir string olmak yerine bir obje olsun. Yani obje. Kaydedelim. Şimdi handle change fonksiyonu ne yapacak? Hangi form elemanından veri geliyorsa buradan e.target.name değeriyle bunu key olarak, anahtar olarak kullanarak buradaki objenin içine değeri yazdıracak. Bunu şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. SetForm fonksiyonunu çağırıyoruz. Ve bir obje giriyoruz içine. Spread operatörünü hatırlayın. Ne yapıyordu? Bir formu alıp, içindeki form dedim. Bir objeyi alıp
içindeki elemanları spread yani yayarak üzerine yeni değerler eklenmesine veya var olan değerlerin değiştirilmesine imkan veriyordu. Diğer değerleri silmeden. Burada formun içerisinde daha önce formun içinde ne varsa aynen açıyoruz. Arkasından buradaki eventten gelen name değerini key olarak kullanıp eventten gelen value değerini formun içine kaydediyoruz. Bunun için event target.name'i köşeli parantez içinde yazıyoruz. Bu ES6 özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Bir değişkeni bir objeye key olarak girmek istiyorsanız bunu köşeli parantezlerle yapmanız gerekir. Buna değer olarak da event.target.value'yu veriyorsunuz. Şu anda az önce 3 ayrı fonksiyonda 3 ayrı yerde yaptığınız işlemi tek bir yerde yapmış oldunuz. Bunun için bu onChange metotlarının içindeki bütün fonksiyonları ben siliyorum. Onun yerine buralara handleChange metodunu giriyorum. Şu anda değişiklik yaptığımızda bütün değerler forma kaydedilmiş olması gerekir. Burada bir console log yapıp formun içeriğine de bakabiliriz. Şu şekilde form etiketi koyalım yanına. Bakın uygulamamız başladı. Form boş bir obje olarak başladı. Şimdi biz yazmaya başlayalım. Ne oldu? Hatayı görebildiniz mi? Hata şuradan geliyor. Value'ları değiştirmeyi unuttuk. Buradaki bütün value'lar artık form nokta isim olacak. Buradaki isim buradan geliyor. Şurada kaydetmiştik. Form nokta isim buradaki event.target.name'den geliyor. Select value'deki şehir form nokta şehirden gelecek. Çünkü bunun ismi şehir. Bu elemanın ismi. Burada bio olduğu için form nokta bio'dan geliyor. Buradan da bir hata bekliyorum. Yazmaya başladığımızda. Bakın. Yazdığımızda işlem gerçekleşiyor. Ancak burada bir problemle karşılaştık. A component is changing an uncontrolled input of type undefined to be controlled. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Biz formumuzu başlattığımızda boş bir obje olarak başlatıyoruz. Ve form elemanlarımızın değerini form.isim değeriyle başlatıyoruz. Ama uygulama başladığında böyle bir değer yok. Daha sonradan tanımlanıyor. Bunun için undefined'den controlled'e çevrildi diye bir hata alıyoruz. Bunu düzeltmek için buradaki boş form objesinin içine kaç tane elemanımız varsa onların ismini boş bir string olarak girmek yeterli olacaktır. Dolayısıyla isim, şehir ve bio şeklinde. Bunu yaptığımızda arkadaşlar o hatayı almayacağız. Sayfamızı indirelim. Bakın hatasız. Her bir bastığımız karakter state'imize kaydedildi. Form değeriyle. Şehir seçelim. Ankara seçim. Şehir kısmı güncellendi. Şimdi biyografi kısmına Ankara'dan geldik yazalım. Gördüğünüz gibi formun son hali isim, şehir ve bio şeklinde güncellendi. Artık bu üç farklı state'e ihtiyacımız yok. Yalnızca forma ihtiyacımız var. Ve handle change metodu bizim için ne kadar form input eklerse ekleyelim. Bizim için bu işlemi gerçekleştiriyor. Burada spread çok önemli. Class komponentlarla çalışmaya başlayanlar için kafa karışıklığı olabilir. Class komponentlarda arkadaşlar diyelim sizin state'inizin içinde aynı buradaki gibi isim var, şehir var ve bio var. Siz bir yerde this.setState yaptığınızda ve bunun içine isim yerine diyelim bir değer girdiğinizde this.setState bunu buradaki değeri esas state'e merge ediyor yani birleştiriyor. Bizim useState'te ise durum farklı. useState'te biz ne verirsek onu aynen bir önceki değerle yerini değiştiriyor. Dolayısıyla biz eğer bunu yapmazsak bizim her harfe bastığımızda sadece o bastığımız harfin state'e kaydedildiğini görürüz.
Yeni bir alana geçip onu değiştirdiğimizde bir önceki değer silinir. İsterseniz deneyelim. Buradaki formu silelim. Bakın. Bir harfi yazdım. Bu harfi kaydetti. Şimdi ikinci harfi basıyorum. Buraya kadar tamam. Objeyi görüyor musunuz? Objede sadece bir yok aldım. Burası artık bizim kontrolümüzde değil. Şu an burayı sildik. Bio gitti formdan. Bu sefer isim geldi. Boş bir isim. Biz hangisine dokunursak arkadaşlar, objeye o geliyor. Diğeri kayboluyor. Biz onun için burada spread operatörüyle formu açıyoruz ki daha önceden yazdığımız veriler orada kalsın. Bakın burada yazmaya devam edelim. Bakın artık silinmiyor. Bunun da kullanım şekli bu şekilde. Class komponentleri öğrenmiş olan arkadaşlar için önemli bir nokta burası arkadaşlar. Formlarla ilgili göstermek istediklerim benim bu kadar. Onun dışında yine sizleri ben React'ın Türkçe sayfasına yönlendirmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir sayfaları var. Ben de takıldığım yerler oldukça veya araştırmak istediğim yerler oldukça açıp okuyorum. Türkçesi de gayet işe yarar. Ama işte class komponentlarla anlatıyorlar bütün konuları. O yüzden zaten ben bu videoları çekme kararı aldım. Ben class component kullanmıyorum ve Türkiye'de de React'la uğraşan arkadaşların function komponentlara ve hook'lara geçmesini tavsiye ediyorum, destekliyorum. Benim görüşüm bu. Bu yönde ben ilerliyorum. O yüzden class komponentlarla aranız iyiyse React'ın Türkçe kaynaklarına hiç çekinmeden bakabilirsiniz arkadaşlar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.